Evet sevgili abim, siz de kendinizi tanıtarak girelim. Ben Emek Diyarbay Büyükşehir Ahmet Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kıymaz, edebiyat doktoruyum. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? İsmail Bey, gerçekten ülkemiz her zaman ifade ettiğimiz gibi çok kritik bir dönemden geçiyor. İktisadi, sosyal ve siyasi yönlerden büyük sorunlarımız var. Toplum olarak, ülke olarak. Bu sorunları göğüsleyebilecek siyasi kadrolar ihtiyaç var. Evet. AK Parti maalesef karşısında çok etkin bir muhalefet bulamadığı için tabir caizse meydanı boş buldu ve istediği şekilde siyasi manevrasını ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka alternatif bir güç olarak milli ve manevi değerlere saygılı bir boyutta kendini göstermesi gerekiyor. Ve bunun için de yeniden gerçek anlamda milli ve manevi değerleri yaşayan ve yaşatabilen yeni bir kadroyla Milliyetçi Hareket Partisi yeniden teşkilatlanmalı ve rahmetli Başbuğ'un zamanındaki gibi millet düzeyinde bir teveccüh görmeli. Dolayısıyla bütün arzumuz bu. Peki şimdi Sayın Koray Aydın ve ekibinde bu özellikleri görüyor musunuz? Şüphesiz görmesek burada olmayız. Gezmeyiz. Yani gezilerin büyük bir bölümüne katılmayız. O zaman şu anda Kastamonu'dayız. Birazdan Çankırı'ya geçeceğiz. Evet. Koray Bey 76 yılında teşkilat Ocak Başkanlığından itibaren, gençlik kollarından itibaren yüksek bir deneyime sahip, siyasi deneyime sahip. Bakanlık, genel sekreterlik, parti içerisinde muazzam şey. Bu işe yeterli fazlasıyla diyorsunuz. Sahip ve muazzam bir kadrosu var, ekibi var. Biraz önce söylediğim sözü bir kere daha ifade ediyorum. Gerçek anlamda milletin sorunlarını çözebilecek milli ve manevi değerleri yaşayan ve yaşatan bir ekibe sahip. Bu doğrultuda Koray Bey'e peki görüyoruz. Koray Bey'i cemaatçilikle suçlamalara ne diyorsunuz? Manevi değerlere sarılmak cemaatçilik anlamı mı taşıyor? Yani bu konu gerçekten çok uzun bir konu. Ayak üstünde kısaca şey yapalım. Türkiye'nin bir realitesidir. İslami cemaatler, tarikatlar Türkiye'nin bir realitesidir. Efendim o her türlü cemaatten, her türlü tarikattan dostlarımız vardır. Siyaset yapıyor isek biz her insanı kucaklamak zorundayız.